Merhaba Foto takipçileri. Bu videomuzda sizlere profesyoneller gibi fotoğraflarınızı düzenlemenizi sağlayacak 3 mobil uygulamaya yakından bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu seçtiğim 3 uygulama ve bir tane de bonusumuz var. Hepsi birbirinden farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Örneğin bulanık fotoğrafları netleştirebiliyor, Instagram storylerinizi daha kaliteli hale getirebiliyor ya da neredeyse bir Photoshop kadar iddialı fotoğraf düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz hemen incelememize başlayalım. İlk uygulamamız arkadaşlar Snapseed adında müthiş kapsamlı ve kaliteli bir düzenleyici. Çok da bilinlik bir uygulama ama ben çok iddialı olduğu için listeye dahil etmek istedim bunu. Hemen isterseniz bir tane fotoğraf çekip üzerinden gidelim. Burada bizim ofisin garaj kapısı var. Burada aynı Instagram'daki gibi hazır filtrelerimiz var. Burada monokrom seçenek, gündüz, aydınlık gibi seçenekler var. Şuradan mesela gündüzü alalım, onaylayalım. Araçlar kısmına geldiğimiz zaman burada ince ayarlarımız var, ayrıntılar ve eğriler var. Eğrileri ben çok fazla kullanıyorum. Photoshop'tan da beğendiğim bir özellik. Buradan ton değerlerini biraz daha koyu veyahut da aydınlığa doğru çekebiliyoruz. Bir ince koyultalım. Yukarıdan da böyle açalım birazcık saturation'ımızı. Onaylıyorum. Onun dışında tekrar araçlar kısmına geliyorum. Burada grenle film efeğimiz var. Tıkladığımız zaman seçeneklerimiz var. Böyle bir kumlanma ekliyor. Böyle ekleyelim, onaylayalım. Bu benim hoşuma gitti. Araçlar kısmına tekrar giriyorum. Eskitme kullanalım birazcık. Şöyle fotoğrafımızdan uzaklaşalım öncelikle. Araçlara gelelim. Eskitmeye gelelim. Buradan ayarlarımızla birazcık stilimizi kısalım. Tekrar ayarlara giriyorum. Parlaklığımızı kısalım. Biraz daha koyu bir görsel olsun. Kontrast, dolgunluk, doku yoğunluğu gibi özelliklerimiz de var. Şu an yeterli bunlar. Onaylıyorum. Araçlar kısmına tekrar giriyorum. Ve perspektif vermek istiyorum ben bu gösterime. Perspektif sayesinde görseniz sıfırdan farklı başına çekilmiş gibi duruyor burada. Örneğin şöyle yukarıya çıkardığımız zaman şu aşağıda görmüş olduğunuz siyah kısımları yapay zeka ile dolduracak. Onaylayalım ve geldiğimiz zaman gayet böyle başarılı bir şekilde düzenlenmiş. Bir de bir bulanıklık atıp fotoğrafımızı bitirelim. Mesela sadece şurada Webtekno logosuna bulanıklık atmak istiyorum. Kalan kısım bulanık olsun. Bu şekilde seçtim. Buradan bulanıklığa geliyorum. Bunun dışında bu uygulamada son olarak eklemek istediğim bir şey daha var. Örneğin burada bir görselden başka bir nesneyi veyahut da başka bir insanı silmek istiyorsunuz. Ben bu özelliği daha rahat anlatabileceğim bir fotoğrafı hemen öncesinden çekmiştim aynı kadrajdan. Yani onu göstermek istiyorum. Atıyorum ben buradaki 1 lirayı istemiyorum. Araçlara geliyorum ve iyileştirme aracımız var burada. Tıkladığımız zaman paranın üzerine tarıyorum ve para yok oldu. Hani bu çok fazla kullanılan kaliteli bir özellik. Bunu da eklemek isterim son olarak. Bu uygulamada anlatılacak daha çok fazla özellik var. Fotoğrafları bayağı böyle kapsamlı bir şekilde değiştirebiliyorsunuz diyelim ve bir sonraki uygulamamıza geçelim. Şimdi bir sonraki uygulamamız arkadaşlar StoryArt adında bir uygulama. Bu uygulamayı Instagram'a tasarım yönü daha kuvvetli kolajlar ve renk oynamaları yaparak hikaye atmanızı sağlamak için kullanabilirsiniz. Burada envai çeşit seçeneklerimiz var. Bayağı bayağı var hani indir gitmiyor. Aynı zamanda film kısmında see all dediğim zaman hepsini gördüğümüz zaman get diyorum. Burada da böyle bayağı görselimiz var. Yani çok kapsamlı seçip sizin zevkinize kalmış bir kolaj seçeneği yapabiliyorsunuz. Örneğin şuradaki abimizi seçelim. Ortaya tıklayarak fotoğrafımızı seçiyoruz. Buraya ne seçelim? Einstein abimizi koyalım. Aynı Snapseed'deki gibi fotoğraf filtrelerimiz var. Örneğin buradaki Christmas kısmını beğendim. Buradan yine yakınlaşıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Yukarıda da aynı bir çerçeve filtremizi koyuyor. Onun dışında geriye geliyorum. Başka bir mesela kolaj yapmak istiyorum diyelim. Bunu seçiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan artıya basarak kolajımızı oluşturacağız. Hemen bizim Webtekno sitesinden aldığımız görselleri koyalım. Artıya basıyorum. Diğer görseli koyuyorum. Tekrar artıya basıyorum. Bütün kolajları onaylayalım. Buraya da mikrofonu koyalım mesela. Şu an kolajımız geldi. Ama atıyorum ben bu mikrofonu bu şekilde gözüksün istemiyorum. Kadrajımı buradan sürükleyerek değiştirebiliyorum. Aynı şekilde diğer görseller için de geçerli bu olay. Buradaki yazımızı değiştirebiliyoruz. Üzerine tıklıyorum. Bobito YouTube diyelim mesela. Onaylıyorum. Atıyorum ama buradaki yazının font bunu beğenmedik, yazı karakterini beğenmedik dersek de. Onun dışında burada popüler sans serif, serif, script gibi fontlarımız var. Mesela el yazısı scriptlerden gidelim. Mesela şu tatlı gibi duruyor. Aynen. Hem de okunabilir. Onaylıyorum ben bunu. Bu şekilde kolaj yapıp tabii kendi fotoğraflarınızı da kullanabilirsiniz. Şu an örnek olması için bu fotoğrafları seçtim ben. Bu fotoğraflarla herhangi bir Instagram story'nizi daha farklı kılabilirsiniz. Örneğin siz şu an buraya farklı renklerde görseller koydunuz ve şu arkadaki plan sizin hoşunuza gitmedi. Daha farklı bir şey seçmek istiyorsanız buradaki renk paletini tıklayıp hue kısmından tonları değiştirebiliyorsunuz. Envai çeşit zaten böyle kolaj seçeneklerimiz olduğu için güzel işler çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Diyelim ve bir sonraki uygulamamız Polish'e geçelim. Şimdi bu uygulamada arkadaşlar aynı Snapseed gibi ama bazı farklılıkları var. Hemen bir tane fotoğraf seçelim. Buradan Einstein abimizi seçiyorum. Snapseed'den farklı olarak vücut kısmına tıkladığımız zaman dövme falan ekleyebiliyoruz. Burada şöyle bir yarasamız var. Küçültelim bir ince. Einstein'ı rapçi yapacağız şimdi. Onun için tekrar vücuda geliyorum. Yüz kısmına gelip sakal eklemek istiyorum Einstein'a. Birazcık daha beyazlı. Mesela bu olur. Şu an sakalımızı böyle koyduk. Bir incelen de silmek istiyorum mesela ben bunu. Mesela onaylıyorum. Şu an Einstein'a bu şekilde böyle bir farklı bir hava kattık. Onun dışında bir de aynı özelliğimiz var. Burada bu da dikkatimi çeken özelliklerden birisiydi. Bu görselin üzerine aynı eklersek biraz daha da farklı gözükecek.
Hemen mesela buradan aynamıza gelelim. Mesela şu an bambaşka bir şey oldu. Böyle yakınlaştırıp uzaklaşabiliyoruz da seçeneğimize. Hemen onaylayalım. Böyle daha farklı işlemler yapabiliyorsunuz diyelim ve son olarak sizin için seçtiğim bonusa geçelim. Şimdi Remini adındaki bu uygulamamızla arkadaşlar eski fotoğraflarınızı daha net bir şekilde günümüz hayatına uygulayabiliyorsunuz. Atıyorum 90'larda çocukluk geçirdiğiniz eski böyle bir fotoğrafınız var. Buradan Enhance'a tıklayıp benim burada 90'lardaki fotoğrafımı seçelim. Örneğin fotoğraf şu an birazcık bulanık, kumdanmalar var dikkat ediyorsanız. Bunu hemen düzenlemek için yaptığımız tek işlem buradaki tik işaretine basmak. Fotoğrafımız şu an düzenlendi ve yaklaştığımız zaman farka bakar mısınız? Bayağı böyle kumlanmanın önüne geçti. Hemen şöyle yana kaydıralım. Bayağı böyle bir fark etti. Bu benim çok fazla hoşuma gelen bir özellikle bunu da sizler için paylaşmak isterim eğer bilmeyen varsa diye. Diyelim ve bu videomuzun da ufaktan sonuna gelelim. Sizlerle birlikte birbirinden farklı 4 tane fotoğraf düzenleme uygulamasına baktık arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı, aklınıza takılan soru ve farklı fotoğraf düzenleme uygulamada öneriniz varsa yorumlar kısmından yazmayı unutmayın diyelim. Başka bir Fobito videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Fobito içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz.